Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi canlı bağlantıda değerli sanatçı konuğumuz Fulya Ünal var. Fulya Ünal, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bize biraz Küt şarkısını bahseder misiniz? Dinleyenlerimize zaten dinletiyoruz sık sık. Biraz bize Küt'ü anlatır mısınız? Tabii ki. Küt şarkısı hayatımıza 2 ay önce girdi. Klibimizi çektik. Yayında şu anda. Bomba gibi gidiyor. Gelen tepkiler çok iyi. Tabii özellikle son dönemde biz birçok sanatçıyla da bu müzik dünyası üzerine konuşuyoruz. Müzik dünyası daha eskiden daha böyle geleneksel medya üzerine kuruluydu. Bugün baktığınız zaman hemen hemen herkesin internet kullanıcısı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dijital dönüşüm hayatın her alanını etkiliyor. Bu anlamda sizce müziğe olan etkisini nasıl yorumluyorsunuz dijital dünyanın? Müziğe olan etkisinde şöyle söyleyeyim. Yani bize olan etkisi çok fazla. Yani artık herkes internet aracılığıyla dinlediği için albüm satışları yok. Evet. Herkes tek şarkı çıkartıyor piyasaya. Biz de öyle uygun görüyoruz. Bir de şu sıralar internette YouTube aracılığıyla böyle bot atma falan var. Yani yalan izlenme çok sayıda. Evet. İstediğimiz yeri alamıyoruz aslında. Tabii bu da yine etkisi bu. Dijital dünyanın farklı bir yansıması. Tabii ki. Tabii şarkının sözü ve müziği size ait, Küt şarkısının. Biraz o kısmından bahsedersek, sözler nasıl ortaya çıktı? Şöyle söyleyeyim, 2017 yılında ben ilk albümümü yaptığımda birçok ünlü sanatçıların sözü müziği ünlü sanatçılara ait olan şarkıları seslendirmiştim. 2019 yılında da sözü müziği bana ait olan bütün şarkılarımı artık kendi albümümde toplayacağım diye karar almıştım. Şarkılarımı genellikle sakin, tek düze, yani kimseye yazmıyorum bunları, onu söyleyeyim öncelikle. Öncelikle müziğini yazıyorum, daha sonra sözleri geliyor. Bir de arkasına geleceğimiz 3-4 parça daha var bu ayın sonuna doğru. Evet, şimdiden de onun müjdesini vermiş olalım dinleyenlerimize. Aynen, sevenlerimize müjdesini verelim. Ağustos ayının sonuna doğru bir tane daha hareketli şarkımız var. Devamı gelecek yani. Evet, yaz boyu hareketlilerle devam edeceksiniz gibi görünüyor. Evet. Klipten bahsedersek biraz. Klip çalışmamız 3 gün sürdü. Şener Çakır klip yönetmenliğini üstlendi. Renkli bir klip oldu. YouTube sayfasından izleyebilirler. Evet. Tabii pop müzik herkesin kendine göre yorumlayabildiği bir alan. Herkesin kendine göre bir pop müzik tarzı ve yorumlama biçimi var. Bu anlamda Fulya Ünal kendi pop müzik tarzını nasıl ifade eder? Siz kendi müziğinizi nasıl anlatırsınız? Kendi müziğimi nasıl anlatırım? Bir kere şarkı söylemek, müzik yapmak, üretici olmak çok zor. Yani ülkemizde üreten insanlar çok az sayıda olduğu için ben de bir üretici, kendime bir üretici gözüyle baktığım için çok mutluyum. Üretmeyi seven insanım. Evet, bu da çok çok önemli tabii. Tabii Malatya'ya daha önce hiç gelmiş miydiniz? Malatya'ya hiç daha önce gelmedim ama gelmek isterim tabii ki de. Buradan Malatya'ya sevgiler gönderiyorum kocaman. Evet, biz de sizi Malatyalı dinleyenlerle buluşturduğumuz için mutluyuz. İnşallah stüdyomuzda da bir gün sizi ağırlamak bizleri çok çok mutlu eder. Beni de çok çok mutlu eder. Tabii biz şimdi tekrardan Küt şarkınızı dinleyenlerimize armağan edeceğiz. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Son olarak dinleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Küt dinleyenlere ve dinleyeceklere neler ifade etmek istersiniz? Verdikleri değer için çok teşekkür ediyorum. Çalışmamızı biz bitirdik. Şarkımız sizlere emanet demek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Malatya'dan mutlu akşamlar diliyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Sevgiler, sağ olun. Saygılar, hoşçakalın. Mutlu akşamlar diyoruz ve Fulya Ünal'dan Küt şarkısını tekrardan size armağan ediyoruz. Hadi gel de sevme şimdi. Şimdi gel
gömdüm aşkından ne hal.